73. mektuptan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu bugünkü derste bir kıyaslama yapacak. Yani Müslümanların özellikle de şeyhçilik yapanların, yani tasavvuf tarikat yolunda olanların, genel anlamda Müslümanların duyarlılıklarından bahsedecek. Hani İslam'a karşı Müslüman olan kişi çok duyarlı olması lazım. Öyle miyiz, değil miyiz? Misal verecek şimdi İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu. Eyyühel veled! Lev enne şahsan kad cürribe kidbuhu miraran. Bir şahıs düşün. Onun yalan söylediği defalarca tecrübe edilmiş. Yalancı bu adam. Ve bunu defalarca yapmış. Ahbere. Bu adam bir haber veriyor şimdi. Nasıl bir haber veriyor? Bennel a'da'e fî sadedil hucum billeyl. Düşmanlar gece vaktinde hucum hazırlığı yapıyorlar. Tam o hazırlık üzereler diye haber veriyor. Niye? Listîlâ intâmmin alâ kavmin keza. Falan kavim üzerine tam bir istila gerçekleştirmek için bu gece hücum edecekler diye haber veriyor. Kim? Yalan söylediği defalarca tecrübe edilmiş olan bir adam. Böyle bir haber veriyor topluluğa, kavme, bulunduğu bölgeye. Ne olur böyle bir haber verdiği zaman? لَجْتَهَدَ عُقَلَاءُ ذَٰلِكَ الْقَوْمِ فِي الْمُحَافَظَةِ O bulundukları yeri muhafaza etme konusunda o kavim, o topluluk ne yapar? Kıllıları büyük gayret sarf ederler. Ve fikri def'i tilkel beliyye. Bu bir bela. Bu belayı bertaraf etme noktasında ne yaparlar? Fikrederler. Fikir alışverişi yaparlar. Yani konuşurlar çokça, nasıl tedbir alalım, nasıl koruyalım burayı diye. Halbuki haberi veren kim? Defalarca yalan söylediği bilinen bir adam. مَا عِلْمِهِمْ بِاَنَّ ذَٰلِكَ الْمُخْبِرَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ Çok iyi biliyorlar ki bu haber veren adam yalan söylemekle töhmet altında olan bir adam. Öyle olduğu halde böyle bir haber verdiği zaman da ne yaparlar? Akıllıları kavmin toplanır, müşavere eder, muhafaza için ne gerekiyorsa onu ortaya koyarlar. Böyle bir gayret sarf ederler. Niye? بِكَوْنِ الْاِحْتِرَازِ عَمَّا نُتَوَهَّمُ ف۪يهِ الْخَطَرْ لَازِمًا İçinde tehlike bulunan, vehmedilen de olsa ondan kaçınmak nedir? Gereklidir onun için. Ya bu haberi yalan, sürekli yalan söyleyen biri verdi. Olsun, bir vehim ortaya çıktı. Nedir o? Ola ki saldırabilirler. Bir vehim bu. Yalancının söylediği bir şey, diğer insanlarda bir vehim oluştu bundan dolayı. Vehim nedir? Yanlış bir kanaat. Öyle olduğu halde ne yaparlar? O kavmin akıllıları toplanır, muhafaza için gerekli olan tedbirleri fikir alışverişinde bulunarak almaya çalışırlar. Bakınız konuyu nereye bağlayacak İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu. وَقَدْ اَخْبَرَ الْمُخْبِرُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki nedir o? Doğru haber verendir. İşte o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru veren, haber veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. بِتَمَامِ الْمُبَالَغَةِ عَنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ Ahiret azabına dair tam bir mübalağa ile ne yapıyor? Haber veriyor. Yani diyor ki, ey inananlar, yarın, ey insanlar daha doğrusu herkese, yarın ahiret var. Dünyada ne yaptınızsa karşılığını mutlaka göreceksiniz. Onun için dünyada yapacağınız şeyler hak ve hakikate uygun olan şeyler olsun. Yanlış işler yapmayın, kimseye haksızlık etmeyin,
kimin malına, kimsenin malına tecavüz etmeyin. Kendinize gelin diyor. Uyarıyor herkesi. Özellikle de Müslümanları. وَمَا ذَٰلِكَ لَمْ يَتَأَسَّرُوا. Öyle doğru haber veren ve bunda hiç şüphe olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bu tür haberlere dair hiç etkilenmiyor insanlar. Yahu adam yalan söylediği, defalarca tecrübe edilmiş olduğu halde bu gece düşman bizim kavmimize saldıracak dediği zaman hemen akıllıları toplanıyor. Bir vehim olsun olabilir, milyonda bir ihtimalde olsa olabilir. Düşüncesinden hareketle toplanıyorsunuz da akıllılar alışverişte bulunuyor, fikir alışverişinde bulunuyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiret azabına dair o kadar haberler veriyor, insanlar hiç etkilenmiyorlar. Nedir bu hal? Minhu asla asla etkilenmiyorlar. Feynnehum inte'tabu. Eğer etkilenmiş olsalardı lencacu, rahatsız olurlardı ya. Ve tefekkeru fi def'ihi. Bu ahiret azabını kendilerinden bertaraf etmek için ne yaparlardı? Düşünürlerdi. Derin düşüncelere dalarlardı. Ama yapmıyorlar. وَالْحَالَ اَنَّهُمْ عَرَفُوا عِلَاجِ دَفْعِهِ بِبَيَانِ الْمُخْبِرِ صَادِقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ. Artı hem de biliyorlar. Neyi biliyorlar? Ahiret azabını bertaraf etmenin tek bir yolu var. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduklarını yapmak. Ona uymak yani. Bunun ilacı bu. Başka bir ilacı yok. Tebisel iman. Ne kötü imandır diyor. İmam-ı Rabbani. Ellezî o iman ki la yekûnu li haberil muhbiri sâdıkı i'tibârun inde sahibihi. Doğru haber verenin vermiş olduğu haberin o iman sahibi nazarında nesi yok? İtibarı yok. Ne kadar mı? Misle itibarı haberil kâdib. Biraz önce anlatmış olduğumuz o yalan haber verdiği, defalarca tecrübe edilmiş olan kişinin verdiği haber kadar kadri kıymeti yok. Bu nasıl bir iman yahu? Nasıl bir iman diyor İmam-ı Rabbani Kuddisesi. Ne kötü bir imandır bu? İmanlı insanın yapacak olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberlere uymasıdır. Başka bir şey olamaz zaten. Resulatül İslam. E sen uymuyorsun. Bir sureta İslam var sende. O suretül İslam var ya. La tenfa'u minen necati şey'en. Kurtuluşa dair hiçbir fayda sağlamaz sana. Bella budde li husulin necati min tahsilil yakin. Kurtuluşun meydana gelebilmesi için yakinin, kesinliğin hasıl olması kaçınılmazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi haber veriyorsa sen inanan biri olarak onu illa yapacaksın. Orada sana tercih sunulmuyor. Yapacağın söyleniyor. Yani sen muhayyersin, istersen yap istersen yapma, öyle değil. Onu Yahudiler yapmışlardı zamanı evvelde. Evet, Allah Teala Musa aleyhisselama bir takım şeyleri emretti ama biz de oradaydık, duyduk Tur Dağı'nda. Neyi duyduk? İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın da ekledi sonuna. Bunu oradaki münafıklar nakledi, münafıklar bu şekle çeviriyorlar. Münafıklar ifadeye dikkat ediniz. Tefsirler öyle anlatıyor. Dolayısıyla biz yaptıklarımızı ahiret hayatında kazanç olarak bize dönecek olan yaptıklarımızı, İslam'ın emirlerini istersen yap istersen yapma şeklinde algılayamayız. Yapmak zorundayız diye algılayacağız. Aksi olamaz. Reynel yakin. Yakin nerede ya? Kesinlik nerede Allah aşkına? Bella zanne ve la vehme idan. Bırakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bilgilere dair kesin bilgilerdir. İlla yapacağız kanaatinin insanlarda oluşmasını. Zan, vehim bile yok. Defalarca yalan söylediği belli olan bir insanın vermiş olduğu haber kesinlikle vehim içeren bir haberdir. Öyle olduğu halde
düşman bu gece hücum edecek, bizim kavmimizi mahvedecek dediği zaman hemen akıllar toplanıp ne yapıyorlar? Fikir birliği meydana getirmeye çalışıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki muhbir-i sadıktır, doğru haber verendir. Bu kadar şeyi haber veriyor ama insanların umurunda değil. Bir vehim bile oluşturmuyor. Düşünelim yahu demeleri bile kendilerine lazım gelen bir şey olarak görmüyorlar. Allah muhafaza eylesin. Beynel ukala yatebirun el vehme fi umurin fiha hatar ve khafun. Bir iş ki, bir takım işler ki, onlarda ne var? Tehlike var, korku var. Akıllı kişiler orada vehmede itibar ederler. Vehim bile olsa ona dahi itibar ederler. Dikkate alırlar onu. Ve kezalike kâlallahu teâlâ fî kitâbihil mecîd. Yüce kitabında Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu basîrun bimâ tâmelûn. Allah Teala Celle Celaluhu yaptıklarınızı görüyor. Yahu kul yaptığını görse ne olur, görmese ne olur? Kulun cenneti cehennemi mi var ki yaptığını gördüğü zaman ha bu iyi yaptı cennete atayım mı diyecek? Bu kötü yaptı cehenneme atayım mı diyecek? Kulların senin yaptığından o kadar anlaşılmasından o kadar çekiniyorsun ki haddi hesabı yok. Bunun ne önemi var Allah aşkına? Ceza verecek olan kimdir? Mükafat verecek olan kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. O Allah senin yaptığın her şeyi görüyor. Hiçbir şey onun görmesine mani değil haşa ve kella. Hepsini görüyor. Bırak görmeyi, kalbinden geçen en ince şeyi bile biliyor. Mesele odur zaten. Onun dışında insanlar senin yaptıklarını bilmiş, düşündüklerini bilmiş. Ne önemi var? Çünkü yarın ahirette ceza verecek olan da, mükafat verecek olan da Allah Teala'dır. O ise her şeyi biliyor. Ona hiçbir şey gizli kalmıyor. Ha. Dolayısıyla yalandan insan kendisini kandırmasın ya. Bir insanın kendisine yapacak olduğu en büyük kötülük kendisini kandırmasıdır. Fitne fesat kalbine doldurmuşsun, görüntü olarak bir şeyler yapıyorsun. Olmuyor. Allah Teala senin kalbinde ne var biliyor. İnsanlar bilse ne olur, bilmese ne olur. Onun için inanan kişi olarak bizim hedefimizde ne olmalı? Mevla Teala'nın rızası, tüm bu yapılanlar dünyada, ibadetlerin hepsi sadece Allah'ın rızası için yapılır. İşte o Allah yaptığımız her şeyi görüyor, biliyor. Hatta kalbimizde sakladığımız ne varsa hepsini biliyor. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Allah muhafaza eylesin. وَالْحَالَ اَنَّهُمْ لَوْ اَحَدْشُ اِطْلَاءَ شَخْصٍ حَق۪يرٍ. Durum şu diyor. Değersiz bir adam hissedecek olursa bir şahsın, değersiz bir şahıs yani, hissediyor ne? Ala amalihim, insanların yaptıklarını hissedecek. Öyle kıymeti de yok toplumda, pek saygın birisi de değil. Lema amilu hine izin amelen şemian asla. Onun bile duyabileceği, görebileceği bir işi adam asla onun huzurunda yapmaz, kaçınır. Ya bu adam bilse ne olur, bilmese ne olur mübarek? Seni gören ve senin yaptığın her şeyi bilen, kalbinin en derinliklerinde sakladıklarını bilen Allah var Celle Celaluhu. Mükafatı verecek olan da o, cezayı verecek olan da o. Sen o bilmesin, şu duymasın, şu görmesin. Mübarek onlar görse ne olur, görmese ne olur? Tabii ki görmesin. Hiçbir şey yapma. Yanlış iş yapma yani. Doğru işler yap. Bu ayrı. Ama o görecek, bu görecek diye çekiniyorsan işte sende hastalık var. Niye? Çünkü asıl göreni göz ardı ediyorsun Allah Teala'yı. فَحَالُ هَا اُلَٰي لَا يَخْلُوَنْ اَحَدِ الْحَالَيْنِ. Bu konumda olan kişilerin durumu iki şeyden yoksun değil, beri değil. İki hal burada ancak tasavvur edilebilir. Nedir o?
اِمَّا يُكَدِّبُوا خَبَرَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ. Noksan sıfatlarla münezzeh kemal sıfatlarla muttasıf olan Hak Teala'nın haberini bu adam ne yapıyor? Yalanlıyor. Ondan dolayı böyle davranıyor diyebilirsiniz. وَاِمَّا اَلَّا يَعْتَبِرُوا اِطَّلَاعَهُ تَعَالَى. Veyahut da yaptıklarını Allah Teala muttali, hiç itibar etmiyor, aldırış etmiyor adam. Allah muhafaza eylesin. Her ikisinden de. وَمَتَلُ عَدَ الْعَمَلْ هَلْ هُوَ مِنَ الْا۪يمَانِ اَوْ مِنَ الْكُفْرِ. Sorarım diyor İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhu size. Böyle bir amel imandan mıdır, küfürden midir? Kararını siz verin diyor. Ben bir şey demiyorum. Sorarım ama size. Allah Teala bu kadar şeyi emrediyor. Bu kadar şeyi yasaklıyor. Emirlere uyma, yasaklardan kaçınma konusunda gayret sarf etmen gerekirken sen nefsinin peşinde, aklının doğrultusundaki seni sapıtmak için varlar, öyle çekiyorsun. Allah muhafaza eylesin. وَاَلْدَمُ لِذَٰلِكَ الْوَلَدْ اَنْ يُجَدِّدَ الْا۪يمَانِ. O mektubu İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhu genç bir delikanlıya yazmıştı. Diyor ki وَاَلْدَمُ لِذَٰلِكَ الْوَلَدْ اَنْ يُجَدِّدَ الْا۪يمَانِ. Bu konumda olan kişinin imanı yenilemesi lazım. قَالَ aleyhissalatü vesselam. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ceddidû imanekum bi kavli la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz. Bunu buradan defalarca söyledik, söylemekten de üşenmeyelim. Şu dilimizi alıştıralım. Hani dilimize pelesenk edelim derler ya. La ilahe illallah de. Yolda giderken la ilahe illallah de. Sessiz de ama. Bu dil ona alışsın. Alışsın ki yarın ahirete intikal edeceğimiz zaman son sözümüz la ilahe illallah olsun. Önemli. Ben yu'ide tevbeten nasuha. Ve nasuh bir tövbe yapmak lazım. Nasuh tövbe nedir? Tövbe ettiğin şeye bir daha geri dönmemektir. O kararlılıkla yapılan tövbedir. Min umurin la yavda bihallahu subhaneh. Noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala'nın razı olmadığı işlerden dolayı nasuh tövbe etmek gerekir. وَنْ يَجِتَنِبَ عَنْ اُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ مَنْهِيَّةٍ عَنْهَا. Haram kılınmış, yasaklanmış olan işlerden de kaçınmak gerekir. وَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مَعَ الْجَمَاتِ. Beş vakit namazı cemaatla birlikte eda etmek gerekir. فَاِنْ تَيَسَرَ قِيَامُ اللَّيْلِ وَصَلَاتُ التَّهَجُّدِ فَنِعْمَتْ السَّعَادَتُ. Bir de bunun yanında gece teheccüd namazını kılacak olursa adam, ne güzel saadet bu, ne güzel mutluluk bu, ne güzel kurtuluş bu. Bereket gecededir, bunu unutmayınız. Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu sağlığında neydi? Bu camiye ilk gelendi. Ha, her zaman, her daim. Hatta bir kardeşimiz, o da gece erken geliyor. Ama bakıyor ki Efendi Hazretleri gene camide. Ben bir seferde olsa Efendi Hazretlerinden önce geleceğim diyor. Ve hakikaten ne hikmetse bir saat daha önce geliyor. Bakıyor ki Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu o saatte şu şadırvan var ya, eski halini bilenler bilir. Biz biliriz elhamdülillah. 45 senedir buradayız. Onu temizliyor. O gecenin o vaktinde Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu orayı temizliyor. Rabbim bizleri kurtarsın şu belalardan ya. Hakikaten Mevla Teala bizlere gerçekten iman selameti, peşinden de salih ameller ikram eylesin. Bir bölümde buradan okuyalım. Büyük Şeyh Efendi Kuddisesi ruhu diyor ki, erçi vehbidir ama bu cezbi. Bu manevi ilim denen ilim, tamam kişiye hibe edilse de bilsin ki kendisine cezbe yoluyla verilmiştir. Cezbe ne demek? Cezbi diyor. Cezbe Allah Teala'nın kulunu manen kendisine çekmektir. Yani bu yolda bir insan şeriat üzere çalışsa, farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar, bunların hepsini yapsa, haramlardan kaçsa, mekruhlardan kaçsa, hepsini yapacak olsa da bu manevi ilim
bilecek ki nedir? Cezbidir. Yani Allah Teala vallahu yektebi ben yaşa. Yektebi ley men yaşa. Allah Teala dilediğini kendisine ne yapar? Seçer, çeker. Bulur ancak eden sahi sırrı vehbi. Bu hibe edilen ilmi, manevi ilimdir bu. Sırrını ancak çalışan. Çalışmadan hiçbir şey yok. Bismillah. Velleyte lil insan illa ma sa'a. İnsanoğlu için sadece çalıştığı vardır. Yani insan çalışacak ki kazansın. Bu dünya için böyle olduğu gibi ahiret için de böyledir. Bu manevi yol için de böyledir. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Bunun başka çaresi yok. Yatarak hiçbir şey elde edilmez. E bir de hele hele kalbini karartacak tüm şeyleri bir de kalbine koyduğunu düşün. Allah muhafaza eylesin. Neyi kazanacaksın? Hep kayıp, hep kayıp. Şeriatla olur zahirde kesbi. Evet, zahirde kazanılması baktığınız zaman neyle olur? Şeriatla. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sirruhu zaten hep neye vurgu yapar? Et-tarikatu vel-hakikatu hadimetani li-şeriati. Tarikat, hakikat, şeriatın hadimidir. Yani zahir şeriat illa ne olacak? Yaşanacak. Ondan sonra bu manevi ilimden istifade söz konusu olabilir. Bu davet cezbedir, hakka gidelim, cemali va kemale seyredelim. İşte bu manevi ilim daveti nedir? Cezbedir. Sen ne kadar çalışırsan çalış ki çalışacaksın, gayret senden olacak. Çünkü çalışmayana zaten bir şey verilmez. Manevi ilim de cezbe yoluyla sana verilecek inşallah. Allah Teala cümlemizi hak yoldan ayırmasın, hakikat yolundan ayırmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı yaşamayı Mevla Teala cümlemize nasip eylesin. Dünyada olmaktan maksat budur. Burada bulunmaktan maksat budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı hakkıyla yaşamaktan başka bir şey değildir. O yaptıysa yapalım, terk ettiyse terk edelim. E zaman değişti, şimdi şöyle oldu, böyle oldu, öyle de olsa olur, böyle... Yok, bırakın onları. Efendi Hazretleri Kuddüs-i Ruhundan sürekli olarak müşahede etmiştik. Neyi? Yeni bir mesele ortaya çıktığı zaman da hemen kitaplara bakın derdi. Ne diyorlar? Ona bakın derdi. Müştehit imamlar bu konuda ne söylüyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakın. Ondan sonra müştehit imamların görüşlerine bakın. Bu konuya dair onlar ne dediyse biz ona uyalım derdi. Yani bizim maksat ve gayemiz ne olmalı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı yaşamak olmalı. Şu an itibarıyla onu yaşamak. Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinden sapmayan, alimlerin ortaya koymuş olduğu gerek itikadi gerek ameli konularda kendimizi ona uyarlamaktır. Onun dışında kim ne derse desin, isminin evvelinde hangi ünvan olursa olsun kanmayın sakın ha. Sakın kanmayın. Çünkü o kadar çok kişi var ki şu anda ümmeti Muhammed'i yoldan çıkarmak isteyen, ünvanları hoca da olabilir, hiç önemli değil. Önemli olan bir tek şey var, buna bakın. Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde mi değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı yaşamak için gayret sarf ediyor mu etmiyor mu? Ona bakınız. Onun için ya Rabbi ehl-i sünnet çizgisinde olan kişilerden bizleri ayırma. Bizi bu yoldan ayırma. Bizi bu yoldan saptırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Onların kötü niyetlerini kendi içlerinde bırak. Ve öylece kahrolup gitsinler. Müslümanlara ilişmesinler ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Onları koru ya Rabbi. Ehl-i sünnet çizgisinde hayatlarını devam ettirmeyi ve öylece son nefeslerini vermeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Onlara merhamet eyle. Efendi Hazretleri Kuddüs-i Ruhunun ahiretteki makamını en yüce makamlardan eyle. Hasan Efendi'ye de sağlık, sıhhat, afiyetler, ikram ve ihsan eyle. Cemaatimizin birlikteliğini muhafaza eyle. Araya girmek isteyen fitnelerden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi bu yoldan bizleri ayırma. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Varsa taksiratı affeyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. O hal ile hallendiğimizde ardımız...